Herkese selam, ben Deniz. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu yıl başladığından beri biliyorsunuz ki aylık okuma yayınlamıyorum. Çünkü çok fazla kitap okuyamadığımdan dolayı. Yani bir ay boyunca 3 kitap ya da 4 kitap okuduysam bunu paylaşma gereği duymuyorum. Çünkü bir videoda bunu yapmak bence çok sıkıcı ve saçma olur. Yani sizin o videoyu izleyenler için de bence sıkıcı olurdu. Bu nedenle bu sene bunu hiç yapmadığım için bu zamana kadar bu senenin başından itibaren okuduğum kitapların yorumlarını şu an sizinle paylaşacağım. Çünkü içerisinde çok güzel kitaplar var. Sizinle paylaşmayı çok istediğim, okumanızı çok istediğim kitaplar var. Onları paylaşacağım. Çok kötü kitaplar da var bence ama. Onları da paylaşacağım. O zaman Ocak ayıyla başlayalım. Ocak ayında toplam 2 tane kitap okudum. Birisi de Küçük Ağacın Eğitimi. Küçük Ağacın Eğitimi, önce biraz konusundan bahsedecek olursam, küçük bir çocuğun büyük annesi ve büyük babasıyla yaşamaya başlaması sonucu yaşadıklarını falan anlatıyor. Orada orman tarzı böyle, yani çok fazla hatırlamıyorum gerçi. Çünkü anlatacağım birazdan neden olduğunu. Böyle hayatta kalma, survivor tarzı bir hayat yaşıyorlar diyebilirim. Ve çocuk orada nasıl hayatta kalınabileceğini öğreniyor. Kendini çok fazla aşan şeyleri öğreniyor. Ve büyük annesi ve büyük babasıyla arasında çok güzel samimi bir ilişki oluyor. Spoiler vermemek için burada duruyorum. Ama Küçük Ağacın Eğitimine ben sanırım 2017 yılının ortalarında başlamıştım. Ve ancak şu an bitirebildim. Çünkü yarım bırakıyordum sürekli ve baştan okumak zorunda kalıyordum. Bana göre sıkıcı bir kitaptı. Sonu çok güzeldi. Başlangıcı ve sonu çok güzeldi ama bu kadar kalın olmasına gerçekten hiç gerek yoktu. Sonu çok güzeldi dediğim gibi. Sonu için sırf bu kitaba 3 puan verdim. Yoksa benim için direkt 2 puanlık ya da 1 puanlık bir kitap olabilirdi. Benim için 3 puanlık bir kitap ama ben okumanızı tavsiye etmiyorum açıkçası. İçerisinde vermek istediği mesaj çok güzeldi. Ama sanırım ben o mesajdan çok sıkıldığımı ön plana koyduğum için bir daha okuyacağım bir kitap olmaz ve çok da tavsiye etmem açıkçası. Daha sonra Ocak ayının diğer kitabı Dönüşüm. Dönüşüm'e çok umutla başladım. Çünkü herkes gerçekten çok övüyordu, çok beğeniyordu falan. Ama Dönüşüm'ü yani bir oturuşta okudum çünkü incecik bir kitap. Ama vermek istediğim mesajı pek anlayamadım. Hani neden okudum dedim sonunda. Gerçekten bunu kendime sordum. Ya belki de ben anlayamadım bilmiyorum. Çünkü bir tane daha modern klasik okudum. Onu da göstereceğim Şubat ayındakilerde. Ama onun sonundaki mesajı da anlayamamıştım. Şöyle söyleyeyim. Dönüşüm bir adamın bir gün böceğe dönüşmesi sonucunda yaşadıklarını anlatıyor. Adam ailesiyle yaşıyor ve bütün evin yükü adamın sırtında. Böceğe dönüştükten sonra ise işe gidemiyor, işte çalışamıyor ve para getiremiyor eve ve ailesi çok fazla sıkıntıya giriyor. Sanırım vermek istediğim mesaj herkesin, bir evde yaşayan herkesin bir işin ucundan tutması gerektiğiydi. Çünkü o adama bir şey olsa, yani oldu zaten kitapta, ölse diyelim, yapabileceği hiçbir şey kalmıyor kimsenin ve öylece duruyorlar. Yani hiç kimse çalışmaya bile, yani bir el uzatmıyor, hiçbir şey yapmak için uğraşmıyorlar. Dönüşüm benim için 2 puanlık bir kitaptı. Çünkü gerçekten bilmiyorum, sevemedim bir türlü. İleride bir kez daha okuduğumda belki severim ama şu anlık Ocak ayı 2 kitapla çok kötü geçmiş olsa da. Şubat ayında toplam 6 tane kitap okudum. Satranç'tan başlayalım o zaman. Satranç, demin bahsettiğim modern klasik satrançtı. Neredeyse aynı kalınlıktalar ama bilmiyorum, bir oturuşta bitiremedim bir türlü. Sürekli bırakmak istedim falan. Ama sonra bitirdim, yani şuncacık bir kitap olmasına rağmen ay boyunca elimde süründü. Satranç Dönüşüm'e göre biraz daha anlaşılırdı bence. Yani belki çevirisinden kaynaklıdır ama İş Bankası'nın çevirileri de güzel. Yani sanırım benden kaynaklı. Satranç Dönüşüm'e göre bir tık daha güzeldi dediğim. Ama satrancı bitirdikten sonra da ne mesaj vermek istediğini anlayamadım. Bilmiyorum neden. Ama şöyle söyleyeyim. Satrancı bitirdikten sonra bir siteden hani bunun hakkında yazılan yorumlara falan bakmak istedim. Çünkü gerçekten hani anladım, anlayacağım ama anlayamıyorum ne, bana ne vermek istediğini. Sonra sitede gördüm konusunu, yani kitabın ne vermek istediğini oraya kısa bir şekilde özetlemişler. Ve gerçekten o zaman benim için anlamlı bir kitap oldu.
O zamana kadar değildi. Buna da 3 puan verdim. Satrançta kafayı bozmuş bir adam anlatıyor. Ve hırsın sizin için, o hırs çok yani kötüye gittikçe ve körüklendikçe sizin için çok kötü bir şey olabileceğini anlatıyor. Bence güzel bir kitap ama dediğim gibi orayı okumadan önce anlayamamıştım, o yüzden 3 puan. Daha sonra Şubat ayında Cimri'yi okudum. Şimdi bunu çok fazla öreceğim. 5 puan aldı zaten benden. Cimri bir tiyatro metni. El aldığı konu çok güzel. Zaten başlıklarında anlayabileceğiniz gibi Cimri bir tane adamı anlatıyor. Adam gerçekten gözü hiçbir şey görmüyor parasından başka. Ve ince bir kitap olduğu için hani vermek istediği dersi, mesajı direkt veriyor ve çok fazla uzatmıyor. Biz bunu edebiyat dersinde okuduk ama edebiyat dersinde okuyup, yani birinin söylemesiyle okuyup da en sevdiğim kitap Cimri'ydi bu zamana kadar. Ve benden 5 puan aldı. Gerçekten çok beğendiğim bir kitaptı. Herkese tavsiye ederim. Diğer kitabımız Gurbet Hikayeleri. Gurbet Hikayeleri'ni de edebiyat dersinde okuduk. Ve aslında çok da sevemedim. İçerisinde çok fazla sevdiğim hikayeler vardı. Ve onları postitlemişim, görüyorsunuzdur sanırım. Çok sevdiklerim vardı ama gerçekten anlayamadıklarım, sıkıldıklarım da vardı. Hani böyle pek de anlaşılır bir dille yazılmamıştı bence. Bilmiyorum neden böyle düşünüyorum ama içerisinde bilmediğim çok fazla, anlayamadığım çok fazla kelime, çok fazla şey vardı. Ama yine de buna rağmen bence güzeldi. Edebiyat dersinde okuduğum en güzel ikinci kitap olabilir sanırım ve 4 puan verdim. Konusundan şu an bahsedemiyorum çünkü içinde kısa kısa hikayeler var. Böyle yolculuk sırasında yazdığı hikayeler sanırım ama hiç emin değilim çünkü bayağı geçti. Bilmiyorum, neden hemen unuttum bilmiyorum ama. Daha sonra Oliver Twist. Kameranın şarjı bitiyor. Hemen bitmem lazım. Oliver Twist benim çok önceden sanırım 7. ya da 6. sınıfta TÜYAP'tan aldığım bir kitaptı. Çocuk kitabı zaten belli. İçerisinde resimler falan var. Denk gelirsem göstereyim diyecektim ve denk aldım. Oliver Twist'in ben filmini izlemiştim. Filmini izlediğim için aslında sıkılarak okudum diyebilirim. Ama konusu gerçekten çok güzel. Bir tane yetim ve öksüz bir çocuğun bir yere evlatlık verilmesi sonucu o çocuğun yaşadıklarını anlatıyor. Bu çocuk kötü insanlarla da karşılaşıyor. Çok iyi insanlarla da karşılaşıyor. Ve sonunda kazanmayı başarıyor diyebilirim. Ama yine de yaşınız büyükse, yani 16-17 ise pek de tavsiye etmem. Ama çocuk kitabı seviyorsanız bence bakabilirsiniz. Benden 4 puan aldı. Çünkü dediğim gibi önce filmini izlediğim için biraz sıkılarak okumuştum. Zack ve Mia benden 5 puan aldı. Çünkü gerçekten çok 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 tatlı bir aşk hikayesiydi. Görmüş olduğunuz üzere hastanede tanışan iki tane tatlı gencin hikayesini anlatıyor. Aslında tam olarak yazdık bir kitap ama ben neden Şubat'ta okudum bilmiyorum, kışın baharında. Şöyle çok da kalın bir kitap değil, 300 küsur sayfaydı sanırım. Bakıyorum ama 315 sayfaymış. Ve bir oturuşta okuyabileceğiniz bir kitap. Hani ben okulda teneffüs aralarında okudum, yani o kadar merak ediyordum, siz düşünün artık. Ve gerçekten çok tatlı. Birbirlerinden ayrılmaları sonucu tekrar birbirlerini aramalarını falan anlatıyor. Yani tam bir gençlik kitabı, tam bir aşk kitabı diyebilirim. Bunu da benden 5 puan aldı söylemiştik. Neyse, okuyabilirsiniz. Daha sonra Aşk Yükleniyor. Evet, bu kitap beni boğdu. Gerçekten beni boğdu. Bu kitap bana hediye geldi. Ve ben okudum. Sanırım ne zaman hediye gelmişti? Geçen yaz hediye gelmişti sanırım. Evet, Temmuz 2018. Ama gerçekten o kadar böyle efkarlı ki o kadar efkarlı. Benden 2 puan aldı. Çünkü içerisinde yani bazen güzel sözler de vardı. Ama o kadar efkarlı ki. Daha sonra Mart ayında okuduğum kitaba geliyorum. Kaplan Yürekli Çocuk. Kaplan Yürekli Çocuğu CNR'dan almıştım. Evet, CNR'dan 5 liraya almıştım. Ciltli kitap. Kaplan Yürekli Çocuk bir çocuğun hayallerinin peşinden koşmasını anlatıyor aslında. Hızlı okumuştum. Çok hızlı okunan bir kitap. Zaten kısa bir kitap. İnce ve puntoları gayet büyük. Ve aralarda boşluklar falan çok fazla. Yani çok bayağı hızlı okunan bir kitap. Ve resimli. Tam olarak resimli değil ama bölüm aralarında falan. Göstermek istiyorum şu an. Arıyorum. Evet. Hızlı. Şu tarzı şöyle.
Ve gerçekten kapak tasarımı falan çok güzel. Benim çok fazla hoşuma gitti. Çok tatlı bir hikayeydi gerçekten. 3 tane arkadaşın birlikte hayallerinin peşinden koşmasını anlatıyordu diyebilirim. Benden 4 puan aldı sanırım. Ya da 5 puan aldı. Hiç emin değilim kaç puan verdiğimi. Ama bunu da tavsiye ederim. Okuyabilirsiniz. Daha sonra Ay Çöreği ve Elmalı Turta, biraz bunlar hakkında bahsetmek istiyorum. Umarım şarjım bitmez. Ay Çöreği'ni Nisan ayında okudum. Nisan ayında köye gittim ve yolda geri dönüşte bir gün içerisinde bitirdim. Gerçekten çok tatlı, çok hızlı okunan bir hikayeydi. Bunlar hakkında bir seri yorumu çekmeyi düşünüyorum. Umarım çekebilirim. Nisan ayında Ay Çöreği'ni okudum. Daha sonra Elmalı Turta'ya başladım. Ama bitiremedim. Çünkü sınavlar falan derken, Nisan'ın başında sanırım sınavlarımız başlamıştı. Evet. Sınavlar falan derken bitiremedim Elmalı Turta'yı. Sonra okumam gereken kitaplar vardı edebiyat dersi için. Onları falan okudum. Derken Mayıs ayında bir tane kitabı yarım bıraktım. Ondan hiç bahsetmek bile istemiyorum. Benim için çok kalp kırıcı bir şey. Zaten Nisan'da da bir tane okudum. Mart'ta da bir tane okumuştum. Mayıs'ta yarım bıraktım. Haziran'ın çok verimli geçmesini diliyorum. Umarım öyle olur. Bu ikisine ayrı bir seri yorumu gireceğim dediğim gibi. O yorumda o zaman görüşmek üzere. Bunlar hakkında çok bahsetmek istemiyorum. Şu an Elmalı Turta'yı bir maratondayım ve o maraton için okuyorum. Birazdan o maratonun ikisinde durum incelemesini de çekerim. Söylemeyi unuttuğum için araya bir yere sıkıştırmak istedim şu anda. Bir de Hayalet Kalbisi'nin bir kitap okumuştum. Nisan ayında. Yok. Şubat ayında. Şubat ayındaydı. Onu da böyle teneffüs aralarında falan okumuştum. Neyse tamam, şu an ona ayrı bir video çekeceğim. O video için spoiler vermeyeyim. Ama bir arkadaşımla olduğu için göstermeyi unutmuşum videoda. Çok tatlı bir kitap. Tamam, şimdi siz izlemeye devam edin. Benim Haziran'a kadar okuduklarım bu şekildeydi. Siz Haziran'a kadar kaç kitap okudunuz yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.